neler ya? Pardon. Pardon. Teklifini kabul etmiyorum, anahtarı da almıyorum. Boşuna uğraşma. Anahtar bu gece bana lazım zaten. İzninle yeni evime gireceğim. Bir dakika, nasıl ya? Sen burada mı kalacaksın? Bu gece böyle. Bu evi almandan daha saçma bir şey varsa o da bu evde kalmandır. Ama abarttın ya. Abimle kavga ettim, canım babamın evinde kalmak istemedim. Ben de yeni evime geldim. Oldu mu? Olmadı. Senin 5 yıldızlı otelin varken gelip burada kalacaksın ha? Neyse ne. Al evinin hayrını gör. Yalnız içerideki bizim eşyalarımızı unutma. Yatağımda da yatayım deme sakın. Gel başımda bekle istersen. Ha, nöbet tutarsın. Bana güvenmiyorsun ya. Bak bunu doğru söyledin. Sana güvenmiyorum. Bazen ben bile kendime güvenmiyorum biliyor musun? Neden burada kalmak istediğimi bile bilmiyorum. Ama ben hep böyleyim değil mi? Neden, nasıl, sonrasında ne olacak? Hiçbir şey sormuyorum. Ne istiyorsam onu yapıyorum. Güvenilir değilim. Belki iyi biri de değilim. Ama sana kendimle ilgili bir sır vereyim mi? Nerede olmak istiyorsam... oradayım. Senin yanında olmak istiyorum. Nedensiz, çünküsüz, oyunlu, oyunsuz. Canım sadece senin yanında olmak istiyor. Güven mi? Anlam arama. Neden diye de sorma. Ne diyorsam o. Canım senin yanında olmak istiyor. Canım seni görmek istiyor. Bu kızın ne yaptığını açıklayacaksın Sinan. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bence bu üçlü çok güzel oldu, hiç bozmayalım. Bu arada... kız arkadaşım zaten dün gece bu yatakta uyudu Nil. Senin canın oyun oynamak istiyor. Ama ben oynamıyorum. Kusura bakmayın Yaz Bey, geciktim. Şimdi Erdal, beni iyi dinle. Senin şu andan itibaren tek işin Sinan. Anlayamadım. Peşinden ayrılmayacaksın, tamam. Nerede, ne zaman, kiminle, ne yapıyor bilmek istiyorum. Attığı her adımı bilmek istiyorum, tamam mı? Gölgesi olacaksın. Peki efendim, nasıl isterseniz. İyi akşamlar. Kendi ellerinle yaktın. Para, şöhret, yarışma, yalı diye yaktın sen kızı. Allah!
ellerle mi yaktın kızının başını Fazilet? Bakmaya doyamadığın kızının yüzüne sen bu ellerle mi vurdun? Bu ellerle vurdun ha? O zaman... O zaman iyi. O zaman... Binnaz, ne oluyor? Hadi. Hadi doğru yatma, yürü hadi. Senin derdin ben değilim biliyorsun değil mi? Sen de kıza gerçekten takmışsın. Sırf o gece anneme verdiğin sözü tutmadın diye, otel odasına gittin diye kendini suçlamak ağır geliyor, kızı suçluyorsun. Ama sen kendine günah keçisi buldun diye ben sana teslim olmayacağım. Thank you.
Ece. Ece mi geldi? Ha, kızım mı geldi? Yok, yok anne. Dinlen hadi biraz, ne olur hadi. Hadi. Yok. Ben kızımı bekleyeceğim. Tamam. Madem uzanmayacaksın, o zaman gel sağlık ocağına gidelim. Şu eline baktıralım. Elimin hiçbir şey yok benim. Elim iyi. Kızımı bekleyeceğim. Anne, sen dün konuşulacak gibi değildin ama ben dün... Dün ben aslında... Düşme peşimize, yine kaçarız. Sonuna kadar kaçarız, anladın mı? Benim ufak bir işim var, sonra hemen geleceğim, tamam mı? Günaydın. Ya insan böyle elleri boş mu gelir? Yürü hadi yürü. Kahve yap bana. Ne? Dur. Hadi hadi. Gel. Hiç yabancılık çekme. Benim evim senin evin. Bu arada üzgünüm. Dün senin yatağında uyudum. Bak. Hayal bile edemeyeceğin kötü günden geçiriyorum, tamam mı? O yüzden senin saçma sapan oyunlarına uğraşacak vaktim yok. Hadi ya. Neyin var? Seni hiç ilgilendirmeyen şeyler. Tamam mı? Aslında seni görmezden gelmem gerekiyor ama doğduğum, büyüdüğüm evi satın alan birini görmezden gelemiyorum. O yüzden seninle gerçekten konuşmaya geldim. Ama kahve diyorum ben ya. Aslında tercihim filtre ama şey, espresso da olabilir sert. Yani kafam açılsın diye ben kahve içmeden uyanamıyorum. Filtre espresso. Yanında kruvasan da ister misin? Hadi ya. Varsa atsana mikrodalga. Mikrodalga diyor ya. Kahve bekliyorum ben hala. Ya sen ne istiyorsun benden? Gerçekten de sen benden ne istiyorsun acaba? Artık bir söyler misin bana bunu ya? Ya adamı bile hatırlamıyorken sevgilini ilan ettin beni. Ne yapmaya çalışıyorsun ben anlamıyorum. Niye peşimdeymiş gibi davranıyorsun? Niye umrundaymışım gibi davranıyorsun? Niye bu evi satın alıyorsun? Ya şimdi ben senin bu yaptıkların karşısında ne yapayım? Ne söyleyeyim sana? Buldum. Ben sana ben senin bildiğin kızlardan değilim diyeyim. Sen de bana çok demiyordu ya de. Bak güldün, eğlendin. Bitti gitti. Bırak artık ya. Yani aklından ne geçiyor bilmiyorum ama aptal değilim ben. Senin oyun oynadığının farkındayım, tamam mı? Ama yapma artık ya. Yapma ben de... Sus. Tamam mı? Artık ben soracağım. Neden hiç gözlerime bakmıyorsun? Neden bu kadar korkuyorsun benden? Aferin sert kız. İşte bu yakışıyor sana. Öyle dik dik gözlerimin içine bakma. Sus artık. Konuşmuyor. İkimiz de hissedelim. Ya da gerçek. Sadece hissedelim. Müzik.
Vay. Hayatımın ilk tokatı. Bir dakika, bir dakika. Öyle tokat atıp kaçmak yok. Diğerinin hatırı kalır. Ya bırak. Tamam memur bey, tamam. 5 dakikaya kalmaz oradayım ben. 5 dakikaya kalmaz, geliyorum. Ya bırak dedim ya. Hazan? Hazan? Anne? Hadi gel gidelim, gel. Geçmiş olsun ya, ellerinize ne oldu? Kızım karakola gitmemiz lazım hemen. Bulmuşlar mı? Ya çağırıyorlar işte. Bir şey de demediler. Gelin dediler bana karakoldan. Hadi. Para var mı taksi parası sende? hanımlar, araban var burada. Hayır. Anne hayır. Acelemiz var kızım, acelemiz var. Ya anne! Allah'ım sen kazasız belasız beni kızıma kavuştur ya Rabbim. Kazasız belasız. Bir dakika. Biz şimdi karakola gidiyoruz çünkü küçük kızı kaçırdılar, doğru mu? Sen önüne bakar mısın? Ben de marjinal bizlik be. Yeni kozmetik yüzümüz. Sebebi oldunuz. Aklımı başından aldınız. Siz sebep oldunuz. Bana mı dediniz? Anne tam sus. Ne susacağım kızım ya? Ne susacağım? Hep biz mi susacağız? Biraz da fakirin umudunu söndürenler sussun bakalım. Pardon? Anne yeter tamam. Şeytanım oldunuz şeytanım. Aklımı başından aldınız. Kızımın hakkını yediniz. Hakkını yediniz kızımın. Bir dakika ben ne yemişim ya? Ben bir şey mi kaçırdım? Tamam hadi tamam. Bak geldik. Anne geldik. Siz sebep oldunuz. Alo Erdal. Tamam gerek kalmadı. Sen kendi işine dönebilirsin. Ben de artık ilgilenmiyorum. Bence bunu bilmek isteyeceksiniz Yaz Bey. Sinan Bey yanındaki kadınlarla karakola geldi. Ne karakolu ya? Ne alaka? Ha? Ne yapmış yine? Nasıl bir belaya bulaşmış? Kadına ev aldı. Bir de onlarla karakolluk mu oldu şimdi? Çok güzel. Ne yapayım Yaz Bey? İçeri mi gireyim yoksa avukatı mı arayayım? Yapma, hiçbir şey yapma. Ben artık ilgilenmiyorum. Sen de kendi işine geri dön. Tamam mı? Peki efendim. Ev almak ne ya? Ev ne ya? Ne hali varsa görsün ya.